Merhaba sevgili Gelecek TV izleyicileri. Yeni bir gerçek gündem programında yeniden birlikteyiz. Bugün uzaklardan bir misafirimiz var programımızda. Türkiye'de aslında kendisi, Türkiye'de Çağdaş Hukukçular Derneği'nde Genel Yönetim Kurulu üyesi Avukat Şerife Ceren Uysal. Ancak şu an Avrupa'da bulunuyor, Viyana'da bildiğim kadarıyla. Orada master çalışmasına devam ediyor. Ayrıca Avrupa'da da birçok hukuksal alanda, birçok farklı kurumda birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Hoş geldin diyoruz Ceren yayınımıza. Hoş bulduk Yusuf. Çok teşekkürler davetiniz için öncelikle. Nasılsın? Nasıl Avrupa'da durumlar? Yani nasılım? Aslında herkes gibiyim. Biz de evlerdeyiz daha ağırlıklı olarak. Daha ağırlıklı olarak yani markete gitmek dışında hemen hemen sürekli evdeyiz. Buradaki durum da aslında Türkiye'den ya da farklı birçok yerden, başka ülkelerden çok da büyük bir farkı yok. Çok açık bir şekilde bu zamana kadar dünya kaynaklarının şuursuz kullanımı nedeniyle şu an çok büyük bir salgın ve çok ciddi bir tehditle karşı karşıyayız ve hep birlikte bunun faturasını ödüyoruz ne yazık ki. O yüzden düşünecek çok vakit oluyor bunlar üzerine. Bir yandan da sağlıklı kalmaya çalışıyoruz. Tabii birçok insan için bizlerle aynı şartlara sahip olamayan, aynı avantajlara sahip olmayan birçok insan için de fazlasıyla endişeliyiz. Evet. İstersen kısaca Çağdaş Hukukçular Derneği'nden bahsedelim. Çünkü Kıbrıs'ta çok iyi bilinmiyor Türkiye'deki bu çalışmalar. Ne gibi çalışmalar var? Amacı ne? Hedefleri ne? Bundan biraz bahsedelim. Çağdaş Hukukçular Derneği belki önce buradan başlamak gerekiyor. Çok köklü bir dernek. Türkiye devrimci mücadele tarihiyle yaşıt bir dernek olduğu tariflenebilir. Halit Çelenkler'in öncülüğünde kurulmuş. Defalarca kapatma tehdidiyle karşı defalarca kapatılmış, defalarca kapatma tehdidiyle karşı karşıya kalmış bir dernek. Geçmişte içerisinde çalışan avukatların doğrudan yargısı infaza konu olduğu bir dernek. Yine aynı zamanda periyodik olarak sürekli tutuklama tehdidiyle karşı karşıya kalan bir dernek. Şimdi bunları söyleyerek başladım. Zira esas da bu derneğin bu zamana kadar benimsemiş olduğu çizgiyle doğrudan ilişkili. Çağdaş Hukukçular Derneği temelde bugün bütün dünyada kabul gören temel insan hakları çerçevesinde kurulmuş bir dernek olmakla birlikte kendine ilke olarak ezilenlerin, sömürülenlerin, toplumun dezavantajlı kesimlerinin, devrimcilerin, sosyalistlerin avukatlığını yapmak gibi bir misyonu benimsemiş ve yıllardır bu misyon çerçevesinde avukatlık alanı içerisinde bir alternatif örgütlenme alanı, bir ses duyurma alanı. Bu zamana kadar çok fazla alanda varlık göstermeye çalıştık. Bunların başında belki şunu ifade etmek gerekiyor. Bizim öncelikli olarak kendimizi konumlandırdığımız yer toplumsal mücadelenin yanı bir parçası olarak kabul ediyoruz. Toplumsal mücadelenin tek başına bir avukatı değil ama onun bir parçası olarak kabul ediyoruz kendimizi. Bununla birlikte avukatlık pratiğinin de adliyelerde yürütülecek bir faaliyet olmadığını ama avukatlık denen mesleki bilginin sokaklarda, direniş meydanlarında, fabrikalardaki grevlerde, hapishanelerde akla gelebilecek mücadelenin, günlük yaşam içerisinde mücadelenin sistematik şekilde sürdüğü her yerde yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda kendimizi bir mesleğe, araçsallaştırabilecek bir mesleğe sahip bu bilgiyi toplumsal muhalefet için kullanmaya çalışan, işçi sınıfı için kullanmaya çalışan, yoksullar için kullanmaya çalışan bir topluluk olarak görüyoruz. Ne gibi çalışmalar var peki? Hangi alanlarda çalışmalar var? Çok çeşitli alanlarda faaliyet yapıyoruz. Mesela şu korona salgını merkezli belki biraz tarif edebilirim. Çünkü korona meselesi politika yapma biçimlerimizi, muhalefet yapma biçimlerimizi çok doğrudan etkiledi artık. Bir şekilde çok fazla sanal ortamda yan yana geliyoruz ve korona
etkilerini de bütün toplumların her kesimi eşit şekilde yaşamıyor. Çok açık bir şekilde kapitalizmin kendi çelişkileri salgının sonuçlarını da doğrudan belirliyor. İşçi sınıfı daha yoğun etkileniyor. Türkiye bunun en tipik örneği işte 20 yaş altı 65 yaş üstü dışarı çıkamazken üretimi sürdürmek çabasıyla işçi sınıfı adeta salgının ön cephesine sürüldü, doğrudan etki altında. Yine benzer şekilde ev emeği görünmez kılındı, kadının üstüne yıkıldı. Şiddet konusunda her gün yeni yeni raporlar yayınlanıyor. Biz sürekli bildirim alıyoruz. Bu alanda çok ciddi bir artış var. Türkiye zaten bir açık hapishane ama aynı zamanda hapishanelerinin de nüfusu dünyada, belki Avrupa'da diyeyim, dünya istatistiğini bilmiyorum ama Avrupa'da en kalabalık tutuklu sayısına sahip ülke ve bu tutukluların geniş kesiminin politik tutsakları olduğu biliniyor. Hapishanelerde salgınla ilgili gerçekçi alınmış tek bir tedbir yok. Şimdi bu gerçeklik, bu tablo bizlerin faaliyet alanını da belirliyor. Şu an çok aktif çalışan bir işçi hakları komisyonumuz var. Komisyonlarımız dönemin şartlarından dolayı daha merkezi çalışıyorlar. İller arası bir koordinasyon şeklinde çalışıyorlar ve iki temel faaliyet yürütüyorlar şu an. Bu işçi hakları komisyonu merkezli. Bir tanesi gerçekten bir teşhir faaliyeti. Yani elimizden geldiğince bütün fabrikalara, şantiyelere, üretimin sürdüğü havzalara ulaşmaya çalışıyoruz ve işçilerin de bize ulaşabileceği kanallar yaratmaya çalışıyoruz ve buralarda yaşanan, zaten olağan zamanda yaşanan o iş güvenliği açıkları ve sorunlarının yanına eklenmiş COVID salgını ile ilişkili tedbirsizlikleri, uygulamaları teşhir ediyoruz, kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bununla beraber çalışmak zorunda kalan işçiler bugün sadece salgının yarattığı sağlık koşullarıyla, sağlık sorunlarıyla boğuşmuyorlar ama bir yandan da çok net bir şekilde kısa çalışma uygulamaları, ücretsiz izin vesaire gibi birçok yasal düzenleme çerçevesinde açlığa itilmiş durumda var. Asgari ücretin altında ücretle yaşamlarını sürdürmekle karşı karşıya bırakıldılar. Bu konuda da işçilere sağlıklı bilgi üretmeye çalışıyoruz. Hem yasal silahlar üretmeye çalışıyoruz. Nasıl bu duruma karşı haklarını koruyabilecekler? Ama bir yandan da aslında her şey manipülasyonla yürütülüyor Türkiye'de. Yasal haklarının ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu konuda da bir Twitter kampanyamız var. İşçiler ÇHD'ye soruyor diye. Her gün nöbetçi listelerimiz var. Gelen bütün sorulara. Ama tüm sorulara tek tek özenle yanıt vermeye çalışıyoruz. Ve bu anlamda dediğim gibi güvenebilecekleri, gelecekte hak kaybı yaşamayacakları bir tablo oluşturma çabasındayız. İşçi komisyonu örneğin bir komisyonumuz. Bunun dışında bir toplumsal cinsiyet komisyonumuz var. Yine bu komisyon bugün yaşanan kadına şiddet vakalarındaki artış karşısında bir refleks geliştirmeye çalışıyor. Buradan bu fırsat varken tekrar çağrı yapmış olayım. Şiddet tehdidi altında olan bütün kadınlar bize başvurabilir. Türkiye genelinde bir iletişim ağı oluşturmaya çalışıyoruz. Yine bu alanda görev almak isteyen kadın meslektaşlarımız da bize başvurabilir. Zira zaten Türkiye'de kadınlar ve tüm LGBT'li bireyler her daim tehdit altındalar ve bugün bu çok daha ağır yaşanacak. Zira karantina salgın bir bahaneye dönüştürülecek. 155'in çağrılara yanıt vermediğini biliyoruz. Koruma kararları, tedbir kararları normalde 24 saat içerisinde hemen işleme konulması gereken hukuki yolların işletilmediğini biliyoruz. Yani insanlar açık açık ölüme terk ediliyorlar ya da şiddetin eline bırakılıyorlar, sistematik şiddetin. Bu alanda çalışan bir komisyonumuz var ama bu komisyon aynı zamanda örneğin emekçi kadınların yaşadığı sorunlara da odaklanmaya çalışıyor. Zira henüz bir derli toplu istatistik olmasa da biz kimlerin önce kısa çalışmaya itildiğini, kimlerin önce ücretsiz izne çıkartıldığını, kimlerin önce işten atıldığını biliyoruz. Kadınlar, kadın işçiler çok doğrudan bu ekonomik saldırının ne yazık ki ilk hedef alınanları haline geldiler. Bu alanlara müdahale etmeye çalışan bir kadın komisyonumuz var. Hapishaneler bizim için zaten olmazsa olmaz bir çalışma alanı. Önceden de böyleydi ama bugün özel olarak kendi üyelerimiz, dernek başkanımız Selçuk Kozaraçlı ve derneğimizde çok aktif çalışan başkaca üyelerimiz bugün hapishanelerdeler, bugün tutuklular ve tamamen
hukuksuz yargılamalarla tutuklandılar. İki tanesi Ebru Timtik ve Arif Ünsal bugün ölüm orucunda. Bu nedenle hapishaneler de bizim için çok temel bir çalışma başlığı. Bugün kamuoyunda bilinen infaz yasası diye konuşulan ve tutsaklar arasında net bir şekilde ayrım yaratmış olan ve esasında çetecileri, tecavüzcüleri, kadın katillerini serbest bırakmanın bir aracı gibi kullanılan yasaya karşı hukuki bir başvuru hazırlığı içerisindeyiz. Ama bir yandan da bu konuda gerek Türkiye'de gerek uluslararası alanlarda bir kamuoyu yaratmaya çalışıyoruz. Şimdi bunları sayabilirim ama başkaca komisyonlarımız da var. Yani ekoloji meselesiyle çalışıyoruz, uluslararası alanda çalışıyoruz. Ama bu üç başlık bugün öne çıkan başlıklar olarak tarif edilebilir. Zaten yani şu an herhalde en fazla, en can yakıcı konular bunlar. Bir yandan işçilerin yaşadığı sıkıntılar. Evde kal, güvende kal deniyor ama işçiler iş cinayetinde veya iş yerinde, artık o da aslında iş cinayetine giriyor, koronadan ölmeleri, hayatlarını kaybetmeleri. Bir yandan o var, diğer taraftan işte dediğim gibi kadınların yaşadığı sorunlar var. Ev içi şiddet artmış durumda bu süreçte. Peki bu son yapılan bir düzenleme var Türkiye'de. Gerçi sen şu an Türkiye'deysin ama herhalde takip ediyorsundur. Az önce sen de söyledin. Cezaevinde en çok mağdur olan aslında devrimci tutsaklar. Hatta şu an bir tek onlar kaldı neredeyse içeride. Ne kadar tecavüzcü, ne kadar çete reisi varsa hepsi dışarıda. Elebaşı varsa hepsi dışarıda ama devrimci tutsaklar yine kantinden yüksek maliyetlerde temizlik veya hijyen malzemesi almak durumunda kalıyorlar. Nasıl değerlendiriyorsun? Türkiye'de zaten uzun süredir bir diktatörlüğe dönüşen bir yapısı var. Adım adım da buna devam ediyor. Bunu da fırsat biliyorlar, bu korona salgın sürecini, ve geçiremedikleri yasaları da geçirmeye başladılar. İnternete aynı şekilde bir kısıtlama getirildi. Bu torba yasayla ne alakası varsa artık ekonomik tedbirlerle. Nasıl değerlendiriyorsun Türkiye'deki hukuksal yapıyı? Şimdi Türkiye'de bir hukuksal yapı yok. Mesele belki buradan başlamak gerekiyor. Türkiye'de hukuk yok. Türkiye'de hukukun hala olduğunu iddia edebilecek herhangi birinin Türkiye'nin gerçekliği hakkında hiçbir fikri olmaması gerek. Türkiye'de bir yargı yok. Türkiye'de yargıç yok artık. Türkiye'de savcı yok artık. Türkiye'de sadece doğrudan siyasi iktidardan talimat alan bir memurlar topluluğu var. Bu memurlar topluluğu adliyeden çok alışveriş merkezine benzeyen yerlerde aldıkları talimatlar doğrultusunda sadece imza atıyorlar. Başka bir şey değil. Şimdi bunu belirleyen elbette yıllara yayılan korku atmosferi. Bir yandan korkuyorlar çünkü daha önce işte kendi meslektaşlarının tutuklanmalarına şahit oldular. Nasıl görevden alındıklarını gördüler ama diğer yandan da biat ediyorlar çok açık bir şekilde. Bu haliyle zaten hani hukuk olmayan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bugün yaşadığımız şey ise daha katmerli. Bunu tek başına Türkiye'deki siyasal süre gelen baskı koşullarıyla ben açıkçası açıklayamıyorum. Zira dünya geneline baktığımda aslında benzer bir tablo olduğunu görüyorum. Benzer bir gidişat olduğunu görüyorum. Bugün işte mesela önümüzdeki hafta biz Hindistan'daki avukatlar, tutuklu avukatlar için bir toplantı yapacağız. Uluslararası bir toplantı. Aynı şeyi yaşıyorlar. Brezilya'da sağcı bir iktidar var, faşist bir iktidar var. Türkiye'de nasıl şeffaf bilgiye erişilemiyorsa, nasıl verilerle oynandığı görülüyorsa, yani bu hani çok açık bir şekilde Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterleriyle hareket edilmiyorsa Brezilya'da aynı şey oluyor. Ya da bakıyoruz bütün dünya devletleri bir anda hep birlikte bir cep telefonundan takip ve denetim söylemi tutturabiliyorlar. Yani bu açıdan artık yani şu an yaşadığımız şey sadece Türkiye'ye özgü değil, çok açık bir şekilde kapitalist sistem, kapitalist neoliberal sistem bir kendi krizini aşabilmek istiyor. İkincisi bunu yaparken baskı ve terörü her yerde artırıyor. Şimdi hapishaneler elbette bunun en ağır sonuçlarını yaşıyorlar. Özellikle politik tutsaklar şahsında. Zira bu tek, mesela kantinden, alışverişten bahsediyoruz. Birçok hapishanede bunun koşullarının da olmadığı söyleniyor. İnsanların, hapishanelerdeki gardiyanların
günlük yaşamlarını nasıl örgütledikleri bilinmiyor. Bu gardiyanlarla hapishanelerdeki tutsaklar belli bir temas içerisindeler. Sonuç itibariyle aynı mekan içerisindeler. Bu tehditin kendisini ortadan kaldırmaya yönelik gerçekçi bir çaba yok. Yapılan ne? Yapılan tam anlamıyla bir teslim alma çabasının ürünü avukat ziyaretlerine sınırlama getiriliyor. Şimdi avukat ziyaretine sınırlama getiriliyor ve bu anlamda aslında savunma hakları kısıtlanıyor. Deniyor ki acil bir durum olduğunda görüşebileceksiniz ama aciliyete kim karar veriyor? Kocaman bir muallak, kocaman bir muamma ve aynı zamanda o kadar da kritersiz bir aciliyet tanımı var ki şimdi bir duruşmaya 3 gün kala görüşebilirsin biçiminde uygulayan savcılar yorumlayan ama hangi dosyaya nasıl bir hazırlık gerekeceğini kim bilebilir ya da bizim işte derneğimizin üyelerinin avukatlığını üstlendiği Mustafa Koçak örneği var. Aciliyete kim karar veriyor? Mustafa'nın bir an önce adli tıpa sevki, raporunun alınması, tahliyesi gerekiyor. Mustafa aylardır ölüm orucunda, bedeni tamamen korumasız, bağışıklık sistemi son derece zayıf ve avukatları görüşemiyor. Çünkü savcı bu görüşme talebinin acil olmadığına karar veriyor. Görüşebildiğimiz durumlarsa çok daha sorunlu, sıkıntılı çünkü bütün temel insan haklarının ve avukatlık ilkelerinin yerle bir edildiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Yine bu sürecin kendisi bir bahaneye dönüştürülerek görüşmeler aile görüşleri örneğinde olduğu gibi cam arkasında ve telefon aracılığıyla yapıyor. Bu haliyle meslektaşlarımızın müvekkilleriyle yaptıkları bütün görüşmeler kayıt altına alınıyor ve avukat müvekkil gizliliğinin kendisi çok doğrudan ihlal ediliyor. Yani Türkiye gerçeklerini biliyoruz. Burada yapılan kayıtların kullanılacağını biliyoruz ve çok açık şekilde bunun üzerinden pozisyon alınacağını biliyoruz. Yarın öbür gün bunlar üzerinden yeni suçlamalar bile inşa edebileceklerini biliyoruz. Bu haliyle hapishanelerdeki durum çok yönlü olarak sıkıntılı. Bakanlığın bile açıklamasına göre pozitif vaka çıkan yerler var. Bakanlık bile açıkladı ve biz bu sayının artmasından çok endişeliyiz. Ve bir an önce hapishanelerdeki bütün politik tutsakların bir an önce derhal koşulsuz şekilde salıverilmesi gerekiyor. Bu şartlar altında bir ara çözüm, bir formülasyon böyle bir şey yok. Bunu sürelere bağlamak, bunu insan hayatı noktasında hiyerarşi belirlemek. Bunu yapmaya hakları yok. Bunu yapmaya kudretleri olduğunu düşünüyorlar ama bir noktada bu kudret de gider. Zira göz göre göre insanları öldürmeye teşebbüstür bu. Biz bu ölümler yaşanırsa şayet hapishanelerden böyle haberler almaya, daha sık haberler almaya başlarsak, arkadaşlarımızdan birinin burnu bu nedenle kanar, daha ağır bir sorun alırsak, başta da söyledik bunu bir korona vakası olarak algılamayacağız. Biz devlet katletti diyeceğiz. Çünkü göz göre göre yapılıyor. Sonuç ne yaşanacağı çok ortada. Bunun kendisi çok basit bir düzenleme işidir. O koltuklarda oturuyorlarsa bu düzenlemeyi yapmak zorundalar. İstersen biraz daha korona gündemine dönelim. Nasıl değerlendiriyorsun gelişen süreci? Dünyada bir çok ciddi bir korku yaratıldı aslında. Bir korku var. Şu anda ülkeler birbirlerini suçlamaya başladılar. Çin'den çıktı. Çin ilk başta Amerika'yı suçlamıştı. Avrupa'da da aynı şekilde. Toplumun belli kesimlerini, bazı kesimler diyor ki korona sınıfsal farklılıkları ortadan kaldırdı ama gerçek çok da öyle değil. Yine yoksullar, sokakta yaşayanlar veya yaşlı kesim bir hedef alıyor. Zenginler yine sürekli test oluyorlar, tedavi alabiliyorlar. Her türlü sağlık olanağına sahipler. Nasıl değerlendiriyorsun korona salgının yarattığı bu süreci? Belki biraz hani geriye giderek değerlendirmeyi daha anlamlı bulduğumu söyleyeyim. Öncelikle çok çok açık ki, şimdi dünyada bir korku yarattılar diyoruz ya, çok açık ki korkmak gereken bir şey var. Ortada kontrol altına alınamayan bir salgından bahsediliyor. Ama bu salgının kendisini daha tehlikeli kılan şey, yüzyıllar içerisinde kapitalizmin yaratmış olduğu tahribat ve yine özellikle neoliberal kapitalizmin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan devletler düzeni, ortaya çıkan üretim ilişkileri çok net
bir şekilde böyle tarif etmek gerekiyor. Yani salgın, evet, bu zaten bir tehlike, bir tehdit. Ve bunda bu zamana kadarki politikaların, bu zamana kadar çevreyle, doğayla kurulan ilişkinin, bu zamana kadar her şeyin üretim merkezli şekillenmesinin zaten bir belirleyiciliği var, ama geride bıraktığımız 30-40 yılın 30-40 yıl içerisinde yeniden şekillenen üretim ilişkilerinin, kamu alanının tasfiyesinin bu salgının sonuçlarını çok farklı şekilde ağırlaştırdığı ve salgını hem sınıf ayrı, yani bu salgın sınıfsal anlamda nötr olmayan bir salgın, bu salgın cinsiyetçi bir salgın, bu salgın kapitalizmin bütün özelliklerini taşıyan bir salgın, bunun adını koymak gerekiyor. Evet, en başından beri söylediğimiz gibi işçi sınıfı doğrudan bu salgının en geniş etkilenen kesimini ifade ediyor, kadınlar. Ama mesela göçmenler de öyle, asla unutmamak gereken bir kesimi tarif ediyor. Yunanistan mesela bugün işte daha sonuçlarını kontrol altına almış vesaire gibi görünüyor. En azından böyle bir sayılara bakıldığında böyle bir tablo görünüyor. Ama hiçbirimiz Moria kampından sağlıklı bilgi alamıyoruz. O kamptaki göçmenlerin, mültecilerin ne yaşadığını bilmiyoruz. Daha yoğun bir tecritle karşı karşıya var. Ve bütün bunlarla birlikte... yaşanan bu korku, insanların artık hayatta kalmak ve ya hayatta kalabilmek ve kalamamak arasında yaşadıkları ikilem, ne yazık ki devletlerin bir yandan da güvenlik söylemini tekrar yeni bir sosla gündeme getirdikleri ve birçok farklı araçla hem denetimi, hem baskıyı, hem yabancı düşmanlığını, ırkçılığı tekrar gündeme getirebildikleri bir atmosfer oluşturdu. Şimdi bunun çok ağır sonuçları olabilir ileride. Bizi çok zor şeyler bekleyebilir korona salgınından sonra. Yani en azından yaşama dair duyarlı olan insanların bu dönemdeki tek derdinin hayatta kalmak olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hayatta kaldığımızda nasıl bir dünyada karşılaşacağız? Asıl mesele bu. Ya da bu da çok önemli bir mesele. Ve bunun üzerine de kafa yormak durumundayız. Bütün bu karamsar tabloda ben olanaklarımız olduğunu düşünüyorum. Çok iyimser gelebilir ama yıllarca üzerine yazılıp çizilen binlerce makalenin anlatabileceğinden çok etkili bir şekilde ve çok acı bir şekilde dünyanın dört bir yanında insanlar sağlığa erişim hakkının nasıl önemli olduğunu öğrenmiş oldular. Acı bir deneyimle hepimiz öğrendik bunu. Kamusal sağlık hizmeti bundan sonra hepimizin bir ortak talebi olarak duyulacaktır diye düşünüyorum. Bu salgın bittikten sonra İtalya'da, İspanya'da insanların verili sağlık sistemini kabul edeceklerini düşünmüyorum. Bunu düşünmek istemiyorum. İnsanların bu talep etrafında örgütleneceklerini ve mücadele edeceklerini düşünüyorum. Hakeza Amerika. Amerika'da yaşanan tablo, Amerika'dan ortaya çıkan sayılar esasında yıllardır bildiğimiz o Amerika'nın sağlık sistemine erişimin ne kadar güç olduğu yıllardır bilinen bir gerçekti. Ama bir yandan bize kapitalizmin kendisine dair kocaman başka bir gerçek anlatıyor bu. Evet, her gün yeni bir model cep telefonu satışa sürülüyor. Ama koskoca kapitalizm yeterli sayıda solunum cihazı üretemiyor. Üretmiyor ya da. Burada artık insanlar yaşamlarının nasıl aslında önemsiz olduğunu anlamış oluyorlar. Yaşamları arasında nasıl bir hiyerarşi kurulduğunu görmüş ve gözlemlemiş oluyorlar. Aynı şekilde işçi sınıf açısından da bu böyle. Şu an mesela Türkiye'deki birçok işçi şu gerçeği görüyor. Evet, yani bu sistem diyor ki evde kal. Bu arada ünlüler sosyal medyadan muhteşem evlerinin fotoğraflarını paylaşabiliyorlar. Hani ama yani işçi... İşe gidiyor. Gitmediğinde işten atılıyor. Şimdi hukuk yollarına da başvuramıyor. Tazminatını da alamıyor. İcra takibi de yapılamıyor artık. Hani hak ettiği parasını alamıyor. Devlet bir düzenleme yapıyor. Diyor ki işte şu kadar para alacaksın. O tutara bakıyorsun, günlüğü 40 lira. Türkiye'de belirlenmiş ve zaten hiçbir şeye yetmeyen asgari ücretin altında. Bu arada olanağı ve koşulları olanlar markete sık sık gitmemek için, risk altına girmemek için alışverişlerini toplu yapmışlar, evde bir şeyleri stoklamışlar. Markete gittiğinde artık makarna bile bulamıyor. Stok yapma ihtimali yok. Akşam yiyeceğini de alamıyor. Şimdi bu şartlar altında insanlar doğal olarak bir şeyleri sorgulayacaklar. Bana kalırsa bu zamana kadar yazılmış, çizilmiş her şeyden daha açık bir teşhiri
yaşıyoruz. Buna canlı olarak tanıklık ediyoruz. Ben kişisel olarak hep birlikte bunlar üzerine kafa yorarsak ve bunların nasıl talepleştirilebileceğini sorgularsak başka bir şeylerin üretilebileceğini düşünüyorum dünyada. Yani evet, negatif bir süreç geliyor. Kapitalistler bunun önlemini alıyor ve yolunu döşüyor şu an. Devletler bunun hazırlığı içerisindeler. O biraz önce senin tarif ettiğin bu zamana kadar çıkartamadıkları yasaları çıkartma meselesi vesaire, bir hazırlık yapılıyor. Burada evde kalma lüksü olanlar ve evde kalamayanlar, eğer bizim bir gelecek derdimiz varsa bizim de oturup bunu görüp kendi hazırlığımızı yapmamız gerekiyor. Başka bir yolu yok. Yoksa gelecek salgından daha karanlık olacak. Zaten günlerdir farklı kurumlardan, sermayesinin farklı kurumlarından uyarılar geliyor. IMF'sinden NATO'suna kadar sürekli uyarıyorlar. Çok ciddi bir yıkım geliyor, ekonomik yıkım geliyor. Bunun arkasından gelecek olan çok ciddi bir işsizlik, yoksullaşma ve tabii ki haklı bir şekilde buna karşı bir tepki. Hatta bugün Guterres, BM Genel Sekreteri çocukların çok ciddi bir zarar göreceğinden bahsetti bu süreçte. Sağlık hizmetlerine ulaşamadıkları için aşılar yapılamıyor şu an mesela. Buna haklı bir şekilde insanlar tepki gösterecek. Yani önümüzdeki süreç ciddi bir tepki gösterme, tepki göstermenin yollarını arama süreci olacak. Ve karşı taraf dediğimiz bu artık halkı düşünmeyen, tek dertleri kendi düzenlerini, kendi sistemlerini devam ettirmek olanlar hazırlanıyorlar. Yani NATO'su dahi devreye girmiş, olası tehditlere karşı her türlü tedbirimizi aldık deyip gözdağı veriyor. Onlara göre teröristler diyor çünkü. Teröristler fırsat biliyor. Bu süreçte hareketlenecekler diyorlar. Haklı bir şekilde hareketlenecek. Yani insanların aç olması, hayatını kaybetmesi, yoksullaşmasına tepki göstermek herhalde en doğal insani hak, en demokratik haklardan bir tanesi. Önümüzdeki süreç gerçekten zor bir süreç. Ne yapmak gerekir sence? Daha pratikleştirecek olursak. Ben öncelikle şu an gerçekten olanını görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her yer felaket senaryolarıyla dolu. Herkes bir karamsarlık yansıtıyor. Elbette zor değil. Elbette çok zor içinden geçtiğimiz süreç ama birbirimizi anlamaya başlayarak ve şu Hollywood filminin içerisinde sıkışmışız ruh halinden öncelikle bir çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Bu iki yönlü. Yani evde kalabilme, evde kalmak zevkli mi? Hayır. Evde kalmaktan ben keyif mi alıyorum? Hayır. Ama evde kalabilme ayrıcalığı diyorum ben buna ve hani nihayetinde bu ayrıcalığa sahipken gerek işçiler gerek sağlık emekçileri dışarıda enfekte olma riskiyle çalışırken bunun üzerine şikayetlenmeyi anlayamıyorum. Hani bunun üzerine şikayetlenmeyi hiç anlayamıyorum ve hani buralarda nasıl üretken olabiliriz? Şu evin içerisinde internete erişim gibi bir ayrıcalığımız ve şansımız da varken nasıl üretken olabiliriz? Bir, hani bu kısmı önemsiyorum. İkincisi, olanakları görmeyi çok önemsiyorum. Biraz önce korku ve korkunun toplumlarda yarattığı etkiyi tarifledik. Gerçekten devletlerden daha güçlü olmasını da bekleyebilir gelecekte insanlar. Çok tehlikeli bir şey. Gerçekten yan komşusunu da ihbar etmeye başlayabilir. Türkiye'de biz bunu OHAL sürecinde de yaşadık. Çok tehlikeli bir şey. Ama bir yandan da bizim belki anlatabileceğimiz başka bir şey var burada. İlk defa biz bir böyle bir dünya ölçeğinde salgın görüyoruz. Çin'den Amerika'ya, Kanada'ya. Hani her ayda ırkçı retoriklerin kendisinin karşısına çıkabileceğimiz bir nokta var burada. Dünya kaynaklarının bu zamana kadar ki sömürülmesinin sonucunu biz bütün coğrafyalar olarak, tüm kıtalar olarak yaşıyoruz. Bu virüs Türkiye'de hem Kürtleri hem Türkleri öldürüyor. Çok açık. Ve bu virüsün nedeni yine kapitalist üretim örgütlenmesi. Yani hedefler o kadar açık ki, hedef, kaynak, bunları daha derli toplu bir şekilde anlatmaya çalışmak gerekiyor ve bence en önemlisi yan yana gelişleri. Şimdi bu yan yana gelişten kasıt elbette salgın ortamında fiziksel olarak yan yana gelmek değil. Ama mesela dillerle de mücadele etmek gerekiyor. Hayır, sosyal mesafelenme içerisinde değiliz. Biz fiziksel mesafelenme içerisindeyiz. Aksine sosyalleşiyoruz. Aksine yan yana geliyoruz. Hayır, evet biz bir sokakta bir eylem örgütleyemeyebiliriz ama bu eylem örgütleyebilmenin bambaşka kanalları var. Bugün buysa elimizdeki araç, bu aracı etkin şekilde kullanıyoruz. Ve en önemlisi herhalde bu korku duvarlarını yıkmaya başlamak. Zira şunu gördük, yani hani bugün biz
ölüm tehdidiyle karşı karşıyayız. Ya bundan daha korkutucu ne olabilir? Anlatabiliyor muyum? Yani hani ne gelebilir ki bundan daha fazla başına? Hani mahvetmişsin doğayı. Bu zamana kadar insanlık için hiçbir yatırım yapmamışsın ve zaten beni ölümle tehdit ediyorsun şu an. Ben bundan öte neden tedirgin olabilirim ki? Bu yüzden bu korku duvarlarını aşarak biz de kendi geleceğimize bir araya gelip hazırlık yapmak zorundayız. Bunu herkes kendi meslek alanında yapabilir. Herkes kendi sosyal alanında yapabilir. Mahallesinde yapabilir. Şu an o evlerin içerisinde asılmış küçük dayanışma ilanları, o apartmanlarda gençlerin ben gencim alışverişinizi yaparım demesi, küçük semtlerde bunlar küçük ama yan yana gelen, bunlar dayanışma örgütleyen işler. Bu süreçte devletlerin yapması gerekenleri sisteme karşı talep olarak dile getirmek anlamlı ama onunla birlikte alternatifini yaratabileceğimizi göstermeyi de ben anlamlı buluyorum. Kendi ihtiyaçlarımızın örgütlenmesi için de çaba harcayabiliriz. Birbirimizin ihtiyaçları için dayanışma gösterebiliriz. Zira aksi halde şu an bu yalıtılmışlık durumuna alışır ve kendi küçük köşelerimize çekilirsek yarın mücadele etmenin kendisi de daha zor olacak. Alternatifler yaratmanın kendisi de. Bakıyorum izleyicilerimizden gelen mesajlara. Seni arkadaşımız, yarın onu da konuk alacağız. Ayşe Derneği'nden, Türkiye'den. Yolunda giden hiçbir şey kalmadı. Kapitalizm artık miadını doldurduk diyebilir miyiz diye bir mesajı var, bir sorusu var. Ne dersin? Bana kalırsa kapitalizm zaten miadını doldurmuştu. Şimdi ama yine yani burada hani nasıl derler çok belki derin bir tartışma ama hani şuna dikkat etmek gerekiyor. Kapitalizm krizlerden beslenen bir sistemdir ve kendi krizini aşarak şekillenme çabası içerisindedir. Ama evet yani bugün kapitalizmin kendi çelişkilerinin en fazla açığa çıktığı, en kolay anlaşılır olduğu ve kendini en ağır hissettirdiği dönem miadını doldurmuş demem. Ama miadını yani daha doğrusu tarihin çöplüğüne gidecek diyemem ama tarihin çöplüğüne gönderilebilmesinin koşulları olduğunu söyleyebilirim. Bu nasıl bir birleşik mücadeleyle karşısına çıkacağımıza bağlı ama evet yani bu önemli bir olanak diyebilirim. Bir diğer izleyicimiz Hasan Güneşler, bu krizde zengin ve yoksul ayrımı netleşmiştir diyor. Bundan dolayıdır ki kapitalizm en baskıcı, en şöven, en karanlık yönetim biçimini devreye koymuştur. Tarihsel süreçlerde de hep böyle olmuştur. Demiş. Hı hı. Bir şey söylemek istersen bunun üzerine. Yani sanki biz de zaten bu eksende konuştuk evet. Ama yine söylüyorum. Hani her baskı dönemi kendi direniş olanaklarını da yaratır. Sürekli baskının kendisini teşhir etmek önemlidir ama sürekli baskıya vurgu yapmak düşünüldüğü kadar bence güçlendiren bir şey değil. Aksine direniş olanaklarına vurgu yapmak hepimiz için daha umutlu tartışmalar, daha güçlü tartışmalar yapmanın koşullarını yaratır. Bu benim şahsi düşüncem. Bir diğer izleyicimiz Hasan, yapılan haksızlığa karşı devrimci tutsakların içeride isyanlar çıkararak dışarıya çıkması meşru değil midir? Dediğiniz gibi hukuk sistemi memuriyet sistemine dönüşmüş bu durumda. Dışarıda cezaevi direnişlerine katılma çağrısı yapılmalı mıdır? Yani içeride isyan çıktığında dışarıdaki hakkında bu isyana destek vermesi gerekli değil midir? Dışarıdaki halkın da buna destek vermesi gerekli değil midir? Hükümete olası isyanı, direnişi, halkın destekleyeceği korkusu yaratılarak geri adım atılması yararlı olmaz mı? Demiş. Tabii bu benim boyumu çok aşan bir soru. Çok net bir şekilde. Sadece şöyle bir şey tarif etmeye çalışayım. En azından biraz önce örneğini verdim, çok hızlıca geçtik ama derneğimizin iki üyesi adil yargılanma hakkı için ölüm orucunda. Devrimci tutsaklar kendi koşulları içerisinde, kendi olanaklarıyla, kendi akıllarıyla zaten bir mücadele içerisindeler. Bize düşen, en azından biz dernek bünyesinde bunu yapmaya çalışıyoruz, bize düşen onların taleplerinin duyulması, onların taleplerinin kabulü için gereken toplumsal basıncı örgütleyebilmek, bu talepleri anlatabilmek. Ben bu kısmını tarif edebilirim tahminimce. Bu soruya böyle bir yanıt verebilirim. Mesajlar böyle. Yani benim çok daha fazla sormak istediğim bir şey yok aslında. Birçok konuya değindik. Sen değinmek istediğin konular varsa onlara değin. Şunu söylemek istiyorum sadece. Salgın nedeniyle doğal olarak hepimiz zaman zaman
bu konunun ortaya çıkardığı başlıklara daha fazla odaklanıyoruz ama ne emek sömürüsü, ne patriarkadan kaynaklanan kadın emeğinin sömürüsü, kadına şiddet başlıkları, ne de hapishaneler, bunlar yeni sorunlar değil. Süre gelen sorunlar var ortada ve derinleşiyorlar ve aynı zamanda süre gelen mücadeleler var. Bu açıdan herkesten yüzünü bunlara çevirmesini biz bekliyoruz. Arkadaşlarımızın ölüm orucu eylemlerinin talebi adil yargılanma. Bu kadar basit bir talepten bahsediyoruz. Bugün birçok burjuva hukuk devletinde bu zaten bir temel ilkedir. Bu kadar basit bir şeyden bahsediyoruz. Adil yargılanma talebi bugün Türkiye coğrafyasında yaşayan herkes için bir taleptir. Zira görüyoruz sosyal medyadaki bir cümle üzerinden insanlar hiçbir hukuki dayanağı olmayan ama yıllarca süren haksızlıkların hedefi olabiliyorlar. Bu açıdan öncelikle herkese meslektaşların taleplerine sahip çıkma çağrısı yapıyorum. Bu konuda yürüyen çalışmalara destek olmaları çağrısını yapıyorum. Zira kanımca korona günlerinde birbirimizi unutmamamız, birbirimizin mücadelesine ses katmamız özel olarak önemli. Bu çağrıyla bitirmiş olayım. Tamam, ben bakıyorum yine. Varsa herhangi bir mesaj onu da aktaralım. Gelen mesajlar bu şekilde. Birçok arkadaşımız iyi yayınlar demiş, paylaşmış, beğenmiş. Onlara da çok teşekkürler yayın takip ettikleri için. Evet, eklemek istediğim bir şeyler varsa, başka bir şeyler varsa onları da ekle. Yavaş yavaş toparlayalım. Çok teşekkürler tekrarla. Yani bu şekilde yan yana gelmek de çok güzel. Umuyorum ki bu günler geçecek ve hep birlikte sokaklarda, başka yerlerde yan yana geleceğiz. Dediğim gibi kimse karamsar olmasın. Sağlıklı kalmaya çalışacağız ama sağlık sadece fiziksel bir şey değildir. Kapitalizmin geldiği bu aşama artık bizim akıl sağlığımızı da tehdit ediyor. Kapitalizmin geldiği bu aşama bizlerin dayanışma duygusunu, bizi insan yapan tüm özelliklerimizi tehdit ediyor. Bunları kaybetmemeye çalışacağız. Komik bulunabilir ama bunların da avukatlığını yapacağız. Akıl sağlığımızın da avukatlığını yapacağız. Mücadele azmimizin de avukatlığını yapacağız. Dayanışma duygusunun da avukatlığını yapacağız. Biz en azından CHD olarak bu iddiadayız. Herkese de gerçekten bunu hatırlatmak istiyorum. Evet, karanlık senaryolar var ama çok umutlu senaryolar da var. Ne isteyeceğimizi, ne istememiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu salgın gösterdi ki bunları bir an önce istemek zorundayız. Zira kapitalizm bütün dünyayı yok etmeye kalkışmış durumda. Bir gelecek olsun istiyorsak artık bu konular üzerine kafa yormak ve daha fazla ses çıkarmak hepimizin ortak bir sorumluluğu. İstersen son bir yorumumuz daha var, bir soru yorumumuz daha var. Ona da değin, o şekilde kapatalım. İzleyicimizin sorusunu cevapsız bırakmamış olalım. Sadi arkadaşımız AKP'nin yıllardır sürdürdüğü sindirme politikalarını, sindirme politikaları dahilinde toplumun her birimi sindirilmiş durumda. Bugün bu sistemin seçim yoluyla gitmeyeceğini aydın çevrelerde söylemektedir. Bu konudaki öngörünüz nedir? Bu biraz önce kapitalizmin tarihin çöplüğüne gitme ihtimali sorusu ile çok benziyor esasında. Anayasa değişikliği yaşandıktan sonra zaten AKP kendini bir şekilde tüm yetkileri tek elde toplayabilecek bir şekilde örgütlemiş oldu. Bu anlamda ben de kişisel olarak, bu dernek adına bir görüş elbette değil, kişisel olarak Türkiye'deki siyasi alandaki dönüşümün seçimli olmayacağına inanıyorum. Yine korona sürecine bağladığımızda Türkiye'de de bir dönüşüm yaşanması için ciddi bir olanak olduğunu düşünüyorum. Yani bu demin söylediğim şey bence aynı yere çıkacak. Türkiye tarihi, Türkiye demirci mücadele tarihi zaten bunun örnekleriyle doludur. Baskı artar ama Türkiye'de direnişin yaşanmadığı bir dönem hiç olmamıştır. Bu OHAL koşullarında da böyleydi. Kürdistan'da sokağa çıkma yasakları sürerken de böyleydi.
Bundan sonra da böyle olacak. Evet, baskı artar. Evet, sindirme politikaları hiç kesintisiz şekilde sürüyor. Türkiye'de bir nesil var. AKP dışında bir siyasi parti bilmiyor. Yani görmediler falan. Hani böyle bir nesilden bahsediyoruz ama bu neslin bir kısmı Gezi direnişi içerisindeydi. Şimdi bu insanlar havaya buharlaşmadı. Türkiye'deki bu direniş pratiğinin içinde olan insanlar hala orada yaşıyorlar. Bu deneyimi yaşadılar. O Taksim Meydanı'nın ve Gezi Parkı'nın bütün bir istiklalin özgürleştirildiği süreçte aslında nasıl başka bir alternatifin mümkün olduğunu bizzat yaşayarak, deneyimleyerek içselleştirdiler. Bundan kaynaklı Türkiye zaten kendisi potansiyelleri olan bir yerdi ve Gezi ile de birlikte düşünüldüğünde ve bugün yaşadığımız ağır yıkımlar ve devletin bunu nasıl beceriksizce derinleştirdiğine ilişkin emarelerde düşünüldüğünde Türkiye'de bir dönüşümün de doğal olarak çok ciddi potansiyelleri var. Ama bunun için de yani şöyle bir tartışma yürütüyorum. Umutlu olmak gerekiyor ama hayalperest olmamak gerekiyor. Çünkü hani bunun üzerine bir çaba içerisinde girilmesi ile ancak gerçekleşebilecek bir tablo bu. Ama dediğim gibi umutlu değilim ve yani umuyorum ki tekrar bir seçim görmeden sonuca gideceğiz. Bunu da umuyorum. Çok teşekkürler. Son bir mesajımız aslında bir temenni. Aysun arkadaş, bir avukat arkadaş, o da Kıbrıs'ta da bir ÇED'ye ihtiyaç var diyor. Biz de Aysun gibi arkadaşlara Kıbrıs'ta ihtiyacımız var. ÇED'yi kursunlar. Kıbrıs'ta da bulunca da yürüsünler. Çünkü gerçekten ciddi bir eksiklik var. Evet, burada da birçok ilerici, devrimci, demokrat avukat arkadaşımız var. Her başımız sıkıştığında bize yardımcı oluyorlar ama maalesef böyle bir örgütlülük burada maalesef yok. Umarız önümüzdeki süreçte bu da gelişir Kıbrıs'ın kuzeyinde diyelim. Çok teşekkürler. Son çağrıda Kıbrıs'taki avukat arkadaşlarımıza olsun. Uluslararası alanda biz çok etkili örgütlenmeler içerisindeyiz ve hemen hemen dünyanın her yerinde hukuk örgütleri, bizimle aynı politik çizgide, duruşta, çabada, yürekte olan hukuk örgütleriyle birlikte çalışıyoruz yıllardır. Hukuk örgütlenmesi olmayan yerlerde de bu konuda çalışmak isteyen arkadaşlarımızı bireysel olarak da bu örgütlenmelerimize kabul ediyoruz. İletişime geçerlerse inanılmaz seviniriz. Çok teşekkürler. Güzel bir yayındı. Çok güzel bilgiler aktardın bize. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için tekrardan. Ben teşekkür ederim Yusuf. Çok sağ ol. Yarın yine saat 6'da Gerçek Gündem programında yine Türkiye'den Ay Işığı Sanat Derneği'nden bir konuğumuz olacak. Seni arkadaş bizlerle olacak. Oradaki kültür sanat çalışmalarını bizlere aktaracak. Onu da duyurusunu buradan yapmış olalım. Çok teşekkürler yayınımızı izleyen, takip eden, paylaşan tüm arkadaşlara. Yayınımızın kaydı yayından sonra yine videolar kısmında, sayfamızda ve YouTube kanalımız Gerçek TV'de, Gelecek TV'de olacak. Çok teşekkürler tekrardan. Yeniden görüşmek üzere. Umutsuz kalmayın. Bu Karabasan'ı dünyanın her yerindeki ilericiler, devrimciler, emekçi halklar hep birlikte bu Karabasan'ı dağıtacağız. Umutsuz kalmamamız gerekiyor. Umut bizdedir, örgütlü halktadır, özgürlü işçilerde, emekçilerdedir diyelim. Ve buradan bu mesajı vermiş olalım. Çok teşekkürler tekrardan. Teşekkürler. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.